ekranlarında Baykuş Show'da gülmeye hazır mısınız diyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Baykuş yuvanızda, biz de yuvamızdayız. ATV ekranlarından herkese merhaba diyoruz. Hadi bakalım, gülmece, eğlence şimdi ATV ekranlarında başlıyor. Gülen yüzün daim olsun hep böyle. Teşekkür. Adın ne senin? Arzu. Arzu. Kaç yaşındasın? 23. 23. Okuyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Okuyorum. Okuyorsun. Hı hı. Ne iş yapacaksın? İnşallah öğretmenlik. İnşallah. İnşallah. Öğretmen olacaksın. Almanya'da Almanca öğretmeni. Almanya'da Almanca öğretmeni. İnşallah. Peki şeyi biliyor musun? Öğretmenim. Canım benim. Canım. Şöyle bakayım. Bak, öğretmen olacaksın. Hayır, yetmez. Yani öğretmen olacaksın. Bizim pek iyi değil. Ya hayır, türkü mürkü değil ya. Buraya gelsin bize. Türkü falan değil. Bak, öğretmen olacaksan, yani Alman öğretmeni olacaksın ama bunu da bil yani. Öğretmenim. Canım benim, canım. Seni ben çok... Biliyorsun değil yeter mi? Yeter. Yeter, yeter. Bak, bir şey söyleyeyim mi sana? Arzu, bir kızımız var. Bekarlığa Veda Partisi yapıyor. Ali diye de bir kardeşimizle evlenecekmiş. Ve Diyarbakır'a gidiyor. Ondan sonra hani... Sorsana nerelisin diye. Kız mı? Yo, bana. Nerelisin? Diyarbakırlı. Diyarbakırlı. Hemşerin, bak hemşerin Ali evleniyor. Tanımıyorsun onu ama İzmirli bir kardeşimiz de evleniyor. İstersen şimdi mikrofonu onu uzatmadan önce. Sen Diyarbakırlı mıydın? Evet. Ha, bak şimdi. Şimdi birazdan Bekarlığa Veda Partisi yapacak. İzmirli kızımız Diyarbakırlı Ali ile evlenecek ama bir hazırlık yaptık biz. Peki Diyarbakırlısın? Evet. Öğretmenim, canım benim, canım beni söylemedin. Ama Diyarbakır yoluna. Diyarbakır yoluna. Bu kadar mı ya? Ay, yeter ama. Ama Arzu, bak ben yani sevgili izleyenlerimiz, niye çekiniyorsunuz ya? Bak ben söylüyorum Türkiye'ye, sanki ben mi Diyarbakırlıyım ya? Diyarbakır yoluna. Allah Allah. Gerçekten çok kötü, sesim çok kötü. Ya bak bak, kızımızın da İzmirli'nin de sesi çok kötü. Diyarbakır yoluna. Benim de çok kötü. Hadi bakmayın. Kız, benim de kötü sesim. Biraz. Hadi 1, 2, 3. Diyarbakır yoluna. Efendim, İzmirli kızımıza mikrofonu uzatıyoruz. Ve Bekarlığa Veda. Diyarbakırlı kızımız da söyleyemedi. Ve izliyoruz. Bekarlığa Veda mı? Evet. Bekarlığa Veda Partisi. Vay be, eskiden... Hepsini mi alın? Şimdi bunları satıyorsun sen? Satıyorum, evet. Sonra ne yapacaksın? Çeyiz mi alacaksın? Yani ev dizeceğiz. Ya. Ev dizeceksin. Ya. Yok canım, evin dizilmiştir şimdi. Senin eşin, kocan hepsini halletmiştir değil mi? Aynen öyle. Düğün ne zaman? Düğün Mart'ta inşallah. Mart'ta? Ya. Mart. Mart. Kaçıncı aydayız biz? İkinci ayda. Ha, ikinci ayda. Ay kaldı. 14 Mart'ta düğünüm, evet. Var. Neden 14 Şubat'ta yapmadın? Sevgililer günü. Yani nasip kısmet. Olmaz. Nasip kısmet. Aynen. İyi düşündün mü evlenmeyi? İyi düşündüm. Evli olan var mı içinizde? Hiç kankatı yok. Meryet? Mustafa Erer? Nein. Yok, değilim. Sen de evli değilsin. Yok. Sen? Ben de değilim. Sen de değilsin. Peki sen niye evleniyorsun? Sevdim, evleniyorum. Ay, sevdin, evleniyorsun. Evet. Sen sevdin mi? Sevdim ama evlenmedim. Sevdin ama evlenmedin, ayrıldın. Olmadı, evet. Olmadı değil mi? Evet. Vay be, niye olmadı? Olmuyor işte. Sende oldu ama. Evet, evet, oldu. İşte hayat bu sevgili izleyenlerimiz. Bazılarınız da seversiniz, olur. Seversin, olmaz. Evet, olmaz. Değil mi? Ben de nişanlıyım. Nişanlısın. Sen sevdin, yarısı oldu. Aynen. Yani olmama ihtimali de var. Aynen, var. Ben şans var. Gerçekten. Ama yok. Yok, var. Var. Aynen. Olmama ihtimali. Yok. Olacak. Ha, olacak yani. Olmayı. Aynen. Ya var ya, yanlış bir laf dese nişanlısı diyecek, sen ne diyorsun diyecek değil mi? Aynen. İsmi neydi nişanlının? Enes. Enes'e bir şey diyeceğim burada? Seni seviyorum. Düğün ne zaman sizin? Daha var, okuyorum şu an. Ha, okuyorsun sen. Kız gel, nereye gidiyorsun sen, gel. Gelin olup gideceksin ha? Evet. Vay 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 vay. Yeah. Gelin olup gideceksin ha? İsmi neydi nişanlının? Ali. 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 Nereli? Diyarbakırlı. Diyarbakırlı. Ya. Sen nerelisin? İzmir. İzmirli. Hı? Peki Diyarbakır yemeklerini öğrendin mi? Daha öğrenmedik ama. Öğrenmedin. İzmirlisin. Evet. Diyarbakır'a gittin. Ta İzmir'den Diyarbakır'a nasıl gittin? Nasıl? Diyarbakır.
Almanya'da. Almanya'da mı tanıştınız? Evet, Almanya'da tanıştık. Almanya'da tanıştınız. Peki Diyarbakırlı kardeşimiz Ali'nin Diyarbakır yemeklerini öğreneceksin. İnşallah, evet. Türkülerini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Düğüne hazırlık yapıyor musun? Mesela senin düğününde şu şarkı çalacak. Bak, herkes bir el ele gelsin bakalım böyle. Şöyle girin. Gir. Hepiniz el ele girin şöyle. Evet, gel. Sen de şöyle gir. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır. Düğüne hazırlık yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Delalım. Bak, çok kötü söylüyorsun, lütfen güzel söyle. 1, 2, 3. Diyarbakır yoluna. Hadi söyle. Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le. Hazırlık yapıyoruz Diyarbakırlı kardeşimizin düğününe. Ali, bak, senin için neler yapıyorum Ali'cim, görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ama lütfen şart koş, bu türküyü düğününde öğren. Öğreneceğim. Öğren, tamam mı? Öğreneceğim. Sadece bir giriş yap. Tamam. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Şimdi 1, 2, 3. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Tamam da niye ama normal söylemiyorsun? Ama söyleyemiyorum. Mesela Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Öyle git. Bak. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Le kısmı çok önemli. Söyle. Diyarbakır yoluna, le. Sesi çok kötü Ali. Öğretme, sanatçılar söylesin bunu. Gerçekten de kötü. Ama kardeşimiz, güzel bir kardeşimiz. Ali'ye ne diyorsun? Seni seviyorum. Ali'cim, sakın türkü mürkü okutma buna. Ve hadi bakalım diyoruz, alkışlar Ali'ye ve kızımıza geliyor. Bekarla veda partisinde hazırlık yaptık düğüne. Resimlerimizi çekildik ve size doğru geliyoruz. Merhaba. Ben de resim çekilebilir miyim? Tabii ki çekilebilirsiniz ama önce röportaj yapalım. İsim neydi? Küheyla. Evet. Yani gerçekten de tuhaf isimler listemize bir isim daha. Yani Küheyla. Kim koymuş evet. bu ismi? Annem de babam tabii. Anne tabii canım ya, Allah Allah. Komşunun yani alt kattaki komşu, mahallenin muhtarı koyacak değil ya. Evet evet. Yani soruya bak, kim koymuş bu ismi? Ya deden koyacak. Ya ben koyacak, ya nenen koyacak ismi. Hı hı. Peki, Küheyla anlamı ne? Anlamı en iyi dost. En iyi dost. Arapça. Arapçada, evet, Küheyla. Evet. Peki Küheylan ne demek? O galiba bir tam emin değilim. At mı oluyordu, ne oluyordu ya? Küheylan, evet öyle bir şey. Yani. Tam bende ne yok, Küheyla. Ne yok, ya işte hı. O dikkat, iyi ki o neyi koymamışlar. Evet. Düşsene, Küheylan ne haber ya? Ben yani. Gerçekten de o neyi koymamanız çok iyi olmuş. Ama ilk defa duyuyorum. Yok yani Küheyla. Evet, çok ilginç, evet. İlginç. Yani. O yüzden herkes merak ediyor. Allah, Almanlar nasıl çağırıyorlar seni? Onlar da Küheyla diyorlar. Küheyla. Biliyorlar yani. Küheyla mı yoksa Küheyla? Ya, Küheyla. Küheyla. Üretiyorum ben. Tabii, öğretiyorsun. Hı-hı. Canım yani Küheyla ilk defa duyduğumuz bir isim. Memleket nereydi? Biz Mersinliyiz. Mersin. Evet. Ana evet. Ne güzel, gidiyor musun? Sıcak memleketimiz. Gidiyor musun? Gidiyorum tabii ki, her sene çocuklarla gidiyorum. Her sene? Eşiniz nerede? Eşim, o da Mersin. Mersin mi? Ana ne güzel. Eşin adı yani neydi? Mersin Tarsus aslında. Adı neydi eşinin? Oktay. Oktay. Evet. Kaç çocuk var? 3 tane var. 3 tane. Evet. Maşallah. Allah bağışlasın. 2 kız, 2 oğlan, 1 kız. 2 oğlan, 1 kız. Evet. Düşünüyor musunuz bir tane daha yapmayı? Yeter 3 tane. 3 tane yeter canım ya, vallahi Allah. Bak, bir tane bizim bir kardeşimiz var. Şimdi ona mikrofon uzatacağız. Çocuk yap diyorum. 41 yaşındayım diyor. Geçti artık. Yok, ben 3 tane istiyordum zaten. 3 tane yaptım. 3 tane istiyordun. 3 tane yaptın. O da güzel. Oktay'a bir şey söyleyecek misin? Seni seviyorum, çocuklarımı seviyorum, ailemi seviyorum. Oktay'cığım, baykuş kardeşin de seni seviyor, eşin de seni seviyor. Evet. Kardeşim ya, ne kadar seviyen bir adamsın ya. Bak, ben tanımadan seviyorum seni. Ama siz de beni tanımadan seviyorsunuz, öyle evet, değil biz mi? Biz de sizi seviyoruz, izliyoruz her hafta sonu. İşte sevgili izleyenlerimiz, insanların birbirini tanımadan sevmesi kadar güzel bir şey yok. Sevgili kardeşimiz Küheyla, baykuş kardeşini seviyor. Evet. Oktay da beni seviyor. Bak, seviyor mu sevmiyor mu? Doğru evet, diyeyim. Beraber izliyoruz. Hakikaten. Tabii ki. Oktay'cığım, ben de seni çok seviyorum canım. Çocuklara da selamlar diyoruz. Bak şimdi, 41 yaşında, 41 kere maşallah diyorum. Bir çocuk yap diyorum, yapmıyor ya.
Allah herkese versin. İsteyen herkese versin. Yapacak ama. Sonra ikna oldu sonunda. İzliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hatta çocuğu da olursa adını Baykuş koyacakmış. Ya bir insan kendine gülen insanları görünce garip olur mu? Ya beni gören gülüyor ya, Allah Allah, böyle bir şey. Sizi televizyonda görmüştüm önceki gün gene, reklamlarınızı görmüştüm, şimdi karşıma görünce şaşırdım. Yani işte yani yuvamızdayız, ATV'deyiz, yani hakikaten mesela sizi gördüğü zaman birileri böyle gülerlerse tuhaf olmaz mısın ya? Gülüyorsunuz kardeşim falan değil mi? Ya öyle bakıp bakıp gülerse evet, ama şimdi... Mesela sen bana bakıp bakıp güldün yani. Allah Allah ya. Garip bir duygu sevgili. Tanıdığım için güldüm. Yani sana birileri veya herkes sana bakıp bakıp gülse tuhafına gitmez mi? Gider tabii ama siz sevilen bir insansınız. Vay, seviyoruz zaten. Eyvallah, eyvallah. Seyrediyoruz sizi de. Çok zevkle seyrediyoruz. Tuhaf ya böyle yani, ne bileyim, bakıyorlar. Aa, onlar da bakıyor bana. Demek onlar da gülüyor ya. Allah Allah ya. Onlar da gülüyor ya sevgili izleyenlerimiz yani. Yani siz de gülüyorsunuz ya. Biliyorsunuz. Sevildiğiniz için gerçekten çok seviyoruz. Peki şimdi size bakınca gülüyor mu? Gülmüyor mu? Ama sevmiyor bak sizi ha. Gülüyor. Çok tehlikeli. Bize izin verdi. Biz uzak biraz gezmeye geldik buraya. Biz Mainz'da oturuyoruz. Eşin bakıp gülüyor mu sana? Evet. Hep mi gülüyor? Yok, bazen. Hadi ben yan tarafa geçeyim. Görüşürüz, tamam. Kendinize iyi bakın. Merhabalar, merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Ya bana bakan gülüyor ya. Komiksiniz. Komik. Ana, memleket nereye? Yozgat. 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 Burada yaşıyorsun Almanya'da. Burada yaşıyorum. 24 senedir. Yani. 24 sene oldu, evet. Ya. Vay 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 vay. 24 sene. Çoluk çocuk var. Yok, çocuğum yok. Çocuk yok. Yok, çocuk. Evlendiniz. Evlendim. 20 çocuk senedir. Olmadı. 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 Vay. İstedin ama. Kız kardeşim kaçtı. Ana, kaçtı mı? Nereye kaçtı? Ha, ben de kocaya kaçtı zannettim ya. Kaçtı derken nereye kaçtın sen? Gel bakayım buraya. Gel. Senin kaç tane çocuk var? Benim 3 tane çocuğum var. Ya sen ne yapmışsın bütün hiç? Yani üçün de sen yani maşallah. İkizlerim var. İkizim var bir de. Evet. Ablana yani nazire yapar gibi. Ama inşallah. Çok 11 tane yeğenim var. İnşallah ya, Rabbim sana da nasip eder. Geçti artık. Yok, yapmayacağım. Yaş kaç? Yok. 41. 41. Evet. Yani 41 kere maşallah yani. Vazgeçtin yani. Yok artık. Geçti. Ya 41. Yaşlandım. 41 yaşındasın daha. Yaşlandım. Yani 71 yaşında değilsin ki. Allah, değil mi? Allah, vermeyin. Yani çocukları seviyor artık. Değil mi? Evet. Ama 71 yaşında olsan tamam, yapma diyeceğim. Ama 41 yaşındasın ya. Bilmem. Nasip, kısmet. Nasip, İnşallah. Kısmet. İnşallah. Evet, aynı. İnşallah. Var mı eşin? Eşim var. Evlisin. Evliyim. İsmi neydi? Mehmet. Mehmet kardeşim. İsmin soyadı ne? Çay suyu. Çay suyu mu? Mehmet çay suyu. Ocağa çayı koy. Suyu hazırla. Çayın suyunu. Ve ablamızla lütfen vazgeçme. Çocuğu olsun. Bebekleri olsun. Bebişiniz olsun ya. Bak. Hatta soyadında çay suyuymuş. Çay suyunu koy ya. Gözünü seveyim adam. Çayı yap. Koy ocağa. Çocuğu da yapın ya. Baykuş'un hatırı yok mu sende? Yok mu? Var. Benim var, var. Mehmet çay suyuna selamlarımızı yolluyoruz. Tamam mı? Yani bir deneyin. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Rabbim yani nasip etsin size. Olursa da adını Baykuş koy. Koyarız inşallah. Tamam olursa. Mı? Mehmet çay suyu. Lütfen kardeşim ocağa çayı koy. Suyu da hazırla yanına böyle. Çayınızı için, suyunuzu için. İnşallah. Bir bebiş yapın, nasip. Tamam mı? Allah hayırlısı. Yani i̇nşallah diyoruz. O bize de hayırlısı. Bak, haber verin ha bize. Haberimiz olsun ama. Tamam, veririz. İnşallah bir gün Mehmet çay suyuna da çaya geliriz. Kardeşim benim. Selamlar diyoruz. Hoşça kal diyoruz. Mehmetçiğim çay. Suyu da unutma yanında. Merhabalar. Merhaba. İsim? Serdar. Serdar. Memleket nereye? Erzurum, Aşkale. Yenge arkada. Yenge merhaba. Nasılsın? Gel yenge ya, gel ya Serdar'ın yanına gel ya. Tanıyorsun değil mi? Evet. Şimdi. Tanıyorsun. Evet. Yani yakışıklı bir kardeşimiz. Evet, yakışıklı. Senin eşin kendisi. Oluyor. Evet, eşim. Şimdi de dostumuz, kardeşimiz oluyor. Eyvallah. Erzurum, Aşkale'lisin. Aşkale, evet. Sen nerelisin? Ben Düzceliyim. Düzceli? Evet. Allah Allah. Düzce nereye? Erzurum nereye? Akrabalık var anne tarafından. He? Anne tarafından akraba. Anne tarafından, evet. Akraba. Neyin oluyor? Babamın teyzesinin kızının oğlu. Babanın teyzesinin kızının
Oğlu. Oğlu yani çok önemli yani sevgili izleyenlerimiz. Genelde biz de hani Alman'a sorsan Alman'ın babasının, teyzesinin, halasının oğlunun oğlu yok yani. Almanlarda bu yok, bizde var. Öyle değil mi baba? Doğru, onlar. Sen hiçbir Hans'ın. Ha? Hiçbir Hans'ın. Evet. Hiçbir yani Christoph Daum'un annesinin, teyzesinin, halasının, oğlunun yok. Şimdi o olmadığı gibi bir de buranın belediye başkanı Feldman biliyorsun. Feldman'ın eşi Türk'tür. Onu birbirine bağlantı kuran bizim Hüseyin Sıtkı var, film festivalini yapıyor ya. O mesela eşiyle tanıştırdı. Türk de evlenmiş oldu. Yani o da akrabayla alakası yok ama tabii yani, Türklerde yani. Böyle bir şey vardır zaten. Almanlarda öyle teyze oğlu, hala oğlu, şu bu oğlu, oradan oraya bağlantı falan yok. Olmaz. Bizde var sevgili izleyenlerimiz. Sen neydin, neydi yenge? Serdar. Serdar'ın neydin? babamın teyzesinin kızının oğlu olur. Kendine. Babasının teyzesinin kızının oğlu evet, olur. Evet. Ya bunu araştırmak da, bulmak da önemli değil mi? Evet ama... Nerede tanıştın? Uzak ki 6 yıl önce tanıştık kendisiyle. 6 yıl önce? Evet. Yani. Ondan önce tanımıyordum. Babanın... Teyzesinin, halasının... Ezberleyemezsiniz. Vallahi ezberleyemem. Sen söylesene bir daha ya. Babamın teyzesinin kızının oğlu. Babanın teyzesinin kızının oğlu. Evet. Babanın teyzesinin kızının oğluna selam olsun. Hadi bakalım diyoruz. Selamlar. Mannheim'dayız. Tanis Professional kozmetik ürünlerin ana merkezindeyiz sevgili izleyenlerimiz. Bir dünya markası, Avrupa'nın dev firması Tanis kozmetik ürünlerinin bulduğu ana merkez binası burası. Size çok büyük bir sürprizimiz olacak beyler, bayanlar, ekran başına diyoruz. Saçlarınız artık dökülmeyecek ve yeni yeni güzel güzel güçlü güçlü saçlarınız çıkacak diyoruz. Sevgili Cansu, birazdan Nurettin kardeşimize mikrofonumuzu uzatacağız. O da 6 hafta olmuş Merdin şampuanını ve losyonunu kullanalı. Kesinlikle saç dökülmesini önlüyor ve saç çıkarıyor diyoruz. Gerçekten saç dökülmesini önlüyor. Saç diplerini güçlendiriyor. Ve istersen şimdi Nurettin kardeşimize mikrofonu uzatalım. Onun da saçları dökülüyormuş. Onun da saçları kel olma ihtimali varmış. İzleyelim mi? İzleyelim. Evet, Nurettin'i izliyoruz. Ve işte Mardin'de üretilen Merdin şampuan. Saç çıkaran, saç dökülmesini önleyen şampuan ve serum. Saç çıkaran losyonu da burada, mavi losyonu. Evet sevgili izleyenlerimiz, yanımızda sevgili kardeşimiz var. İsim neydi? Nurettin. Evet sevgili Nurettin, Merdin şampuanı kullandın. Evet. Kullanmaya karar verdin. Kaç hafta önce kullanmaya karar verdin? 4 hafta kullandım. 4 hafta. Evet. Ve şu an 4. haftadasın. 5. haftadaymış. 5. haftadasın. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi 5 hafta önceki halini ben size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 evet. hafta önce böyleydi. Üst kısımda hiç saç yoktu. Aynen. Saç dökülüyor muydu? Dökülüyordu. İlk önce dökülmeyi engelledi zaten. Saçım dökülmemeye başladı. Ondan sonra o arka gördüğünüz bölümü çıkardı yani. Kapanmaya başladı. Kapanmaya başladı. Sende saç kökleri vardı. Var. Az bir şey vardı. Yok. Evet. Yani orada belli oluyor zaten. Bazı yerler gitmişti tam. Ama tekrar çıktı yani. Evet sevgili izleyenlerimiz, tamamen kel olan birinde saç çıkartması imkansız. Ama görmüş olduğunuz gibi, Nurettin şöyle biraz kafanı eğersen, görmüş olduğunuz gibi burada hiç saç yoktu. Hemen hemen hiç yoktu. Ve şimdi saçlar artık eskisi gibi coşkulu bir şekilde gelmeye başladığını fark ettim. Bakacağız da, bekleyeceğiz. Peki dökülüyor muydu? Dökülüyordu. Şimdi? Şimdi dökülmüyor hiçbir tane. Kesinlikle dökülmüyor. Kesinlikle. Kesinlikle bir tane daha mı olmuyor ya, yastıkta falan böyle dökülmüyor yok, mu? Yok asla. Kesinlikle. Belli oluyordu zaten yastıkta saç kılları şeyler ama şu anda hiç yok. Evet. 4 haftadır hiç bir tane kıl görmemişim. İşte mucizevi şampuan ve losyonu, mavi losyonu burada diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Merdin şampuanı ve istersen şimdi sevgili Cansu, bir de Hasan kardeşimize mikrofonu uzatalım. Onun da felaket bir şekilde saçları dökülüyormuş.
Bakalım Merdin şampuanı kullandıktan sonra ne olmuş? Hep beraber izliyoruz. Hasan'cığım sen anlat bakalım her gün yataktan kalktığında başına gelen olayı ve duş aldığında başına gelen olayı. Vallahi Baykuş Bey, ben 5-6 aydır ben bu saç dökülme sorununu yaşıyordum. Yani bayağı da kendime stres yapmıştım dökülüyor diye. Sende saçlar var. Var ama yani 3-4 ay sonra herhalde kalmaz diyordum. O derece dökülüyordu. Evet. Ondan sonra bizim Tanis firması bu Merdin serumla Merdin şampuanı önerdi. Götürdüler daha doğrusu. Saç dökülmesini engelliyor, saç çıkarıyormuş. Hı hı. Ben de bir deneyeyim dedim. Yani sabahları ben duş alırken havluyla kafamı kuruladığımda, yani havluya baktığımda korkuyordum. Yani saçlar saç tamamen gidiyordu diyordum. Yani birkaç ay sonra kalmaz diyordum. Aynen öyle. Yani bunu kullanmaya başladım. Yani inanması zor ama ikinci haftada saç dökülmesini tamamen durdurdu yani. Şimdi havluyla kafamı kuruladığım zaman yani gülüyorum artık. Yani neşemden gülüyorum, seviniyorum. Tamamen yani kesti mi saç? Kesinlikle bir tane bile havluda göremiyorum yani. Yataktan kalkarken yastıkta görüyordum. Orada da artık yok yani. Tamamen bitmiş durumda. Ve iki haftada? Artı yani saçlarımın da sertleştiğini ve yani gürleştiğini hissediyorum artık. Hani öyle eskiden mesela hani saçlar böyle yukarı kaldıramazdım. Şimdi kendiliğinden istediğim forma sokuyorum evet, saçları. Saçların da sıklaşıyor, saç da çıkıyor. Farkında değilsin belki. Gerçi saçlar senin daha olduğu için belki ben diplerinde göremiyorum ama yani belki bir iki hafta, bir iki ay sonra bunu da hissedeceğim ama. Evet, futbol denince akla Çalhanoğlu soyadı gelir. Hüseyin Çalhanoğlu yanımızda, sevgili izleyenlerimiz hepiniz onu yakından tanıyorsunuzdur. Şimdi ne alaka Merdin şampuanıyla Hüseyin Çalhanoğlu? Niye buradasına geleceğiz şimdi? Evet sevgili kardeşim, biliyorsun İstanbul'a birlikte gelip benim saçlarımı ektirecektik. Evet, düşünüyorduk. Ektirecektik. Vazgeçtik. Vazgeçtik. Yeni bir şampuan çıktı, Merdin. Kaliteli. Bunu en denemeye başladım. Evet, kullanmaya başladık. Kullanmaya başladık. 6 hafta içerisinde katkısını, faydalarını göreceğiz inşallah. Sevgili izleyenlerimiz, Merdin'in de özelliği dokunduğun zaman kökü hissediyorsun. Kökü hissettiğin zaman da bu saçlar dökülmüyor ve çıkıyor. Kel olsaydın, hiç saç olmasaydı çıkmazdı. İlla ki tabii ki. Tabii ki bu şampuanın faydaları saç çıkarmayı güçlendiriyor, dökülenleri engelliyor. Bu Merdin şampuanın yanında bir de serumu var, onu da kullanıyorsun. Tabii ki burada Nuri Başkanımıza tebrik ediyorum, kendisini topluma iyi bir şampuan kazandırdı. İnsanları kellikten kurtaracak inşallah, acı çekmeden, sizi çekmeden. Evet. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza, bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, işte Merdin. Fabrikası Mardin'de ve Türkiye'de, Avrupa'da çok büyük ses getirdi ve Merdin şampuanını ve losyonunu kullanabilirsiniz diyoruz. Saçı dökülenler artık dökülmeyecek ve saçları çıkacak güzel güzel diyoruz ve tavsiye ediyoruz diyoruz. Merdin şampuanı ve losyonu bir arada, gerçekten de mucizevi bir şampuan. Avrupa'daki tüm toptancılar, Tanış Professional Instagram ve Facebook sayfasına giriyorsunuz. Vatandaşlarımız, siz bizleri evde izleyen bay bayanlar da Instagram ve Facebook sayfasına giriyorsunuz ve Tanış Professional sayfalarında başvurunuzu yapıyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz ve şampuanı ve serumunu sipariş ediyorsunuz. Ondan sonra sabah uyandığınızda yastığınızda saçlarınızı göremeyeceksiniz. Havlunuzda saçlarınızı göremeyeceksiniz. Dökülmeyi önleyecek. Mutlu olacaksınız sizler de ve saç sorununuz da ortadan kalkacak. Tabii söylediğiniz gibi aynen öyle olacak. Aynen öyle diyoruz ve Baykuş Show yoluna devam ediyor. Ve Merdin şampuanı ve losyonu. Hadi bakalım kullanmaya başlayın.